Yani dün akşam saatlerinde sadece Türkiye'de değil, dünyanın önemli ajanslarında da Suriye'de işlenen insanlık suçu ve soykırımın fotoğraflarla tespiti büyük bir yankı uyandırdı. Doğrusu istemeyerek de olsa fotoğraflara baktım, sonra da bakamadım. Bu Suriye'de 3 yıldan bu yana işlenen cinayetleri bütün vahşetiyle, acımasızlığıyla ortaya koyan çok önemli belgeler. Kaldı ki fotoğrafları elde eden kişinin gerçek kişi olduğu ve bu fotoğrafların gerçek olduğu da bilimsel bir şekilde tespit edilmiş. Binlerce kareden binlerce insanın cesedini görebiliyorsunuz. Bu işlenen soykırımın, vahşetin, katliamın acı bir şekilde dünyaya, insanlığa sunulmuş olmasıdır. Türkiye'de hükümetimizin Suriye konusundaki politikalarının ne kadar haklı, ne kadar insani olduğu da bir kez ortaya çıktı. Çünkü Esad rejiminin bu acımasız soykırımının ülkeyi ne büyük bir karanlığa sürüklediğini de hepimiz bir kez daha görmüş olduk. Özellikle dünya ajanslarının da kabullenerek verdiği bu fotoğraflar sayesinde Suriye'de bir insanlık suçu işlendiği, bir savaş suçu işlendiği, bu suçun failinin de Suriye'de yönetimde bulunan kişi ve gruplar olduğu açıkça ortaya çıktı. Umarım ki bugüne kadar Suriye'de işlenen cinayetlere bigane kalan dünya ve insanlık bu fotoğrafları izleyebiliyorsa, insanlıkları el veriyorsa, umarım ki Suriye'de yaşananlara daha gerçekçi bir şekilde bakacak ve bu suçun faillerinin yargılanması ve yönetimden uzaklaştırılması için kendi kamuoylarını harekete geçirecektir. Özellikle Cenevre 2 konferansının da hemen arifesinde bu cinayetlerin açıkça yayınlanmış olması umarım konferansa iştirak edecek ülkeler için de yol gösterici olacaktır. Biz bugüne kadar acımasızca binlerce insanın katledildiğini, milyonlarca insanın ülkesinden başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını, 2 milyondan fazla insanın da Suriye içerisinde yer değiştirdiğini söylüyor. Bunlardan sadece 650 binle Türkiye'de ev sahipliği yapıyordu. Şimdi işlenen cinayetlerle dünya büyük bir vahşeti kendi gerçek gözleriyle görmüş bulunuyor. Bu yönetim bir saniye bile iş başında kalmamalı ve bu vahşeti işleyenler bir an evvel Savaş Suçları Mahkemesi'nde veya insan haklarının söz konusu edildiği yerlerde yargılanmalıdır. Bu bir gazetecilik başarısı olmanın öte tarafında Suriye'de rejimin elinde görevli olarak çalışırken bu vahşetlere bizzat tanık olmuş insanların Suriye'de işlenen cinayetlere karşı duyarsız kalmadığını da gösteriyor. Ajanslar da bunu büyük bir duyarlılıkla yayınlıyorlar. Bence 2014'ün henüz başındayız. Ama bu fotoğraflar 2013'te, 2012'de, 2011'de Suriye'de hangi cinayetlerin işlendiğini gösteren ve belki başka ülkelerde buna benzer cinayetlerin de işlenmiş olabileceğini gözler önüne seren gerçek belgeler oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vahşeti yapanları, bu cinayetlere ortak olanları, emir verenleri, cinayetleri işleyenleri de lanetliyorum Allah'ın kahhar ismiyle. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Suriye konusundan İlker Başbuğ'a geçmeyelim isterseniz. Sadece bununla kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler hepinize.